21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış parçaların ortak özelliklerinden değildir? Şimdi dikkat edin ortak özelliklerinden değildir diyor. Olumsuz bir soru kökü var. Önce neleri arayacağız değil mi? Seçenekte neler var? Hızlıca bir görelim. Anlatım bozukluğu yapılmıştır. Birinde değil ikisinde de arayacağız yalnız bunları. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Sıfatlar, zarflar olabilir. Akışı bozan cümle bulunmaktadır. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. Bilgi verme amacı söz konusudur. Dördü var bunlardan biri yok. İkisinde de Haydi gelin bakalım. Sokrates, felsefe tarihinde önemli yere sahip bir filozoftur. Felsefe tarihinin en tanınmış ve ufuk açıcı simalarındandır. Sokrates ile ilgili bilgi verirken... ...en tanınmış ve ufuk açıcı simalarındandır derken... ...ne yaptı sevgili arkadaşlar? Karşılaştırmaya başvurdu birinci paragrafta. Artı, ufuk açıcı sima, tanınmış sima gibi sözler... ...biliyorsunuz niteleme sıfatı, yani niteleyici sözcükler. Dolayısıyla diyorum ki birinci paragrafta... ...niteleyici sözcüklere de yer verilmiştir. Devam ediyorum. Eski Yunan'da pek çok felsefeciler... Yetişmiştir. Dikkat. Ne yaptı? Artık Sokratesle ilgili bilgi vermeyi bıraktı ve eski Yunan'da pek çok felsefecinin yetiştiğini söyledi. Yani akışı bozdu arkadaşlar. Emin olacağım, sonraki cümleye bakacağım. Onun felsefesinin hemen her alanı o da değil kim Sokrates. Döndü Sokrates'e. O zaman eminim akış bozan cümle de var birinci paragrafta. Her alanı ile ilgili görüş ve çalışmaları vardır. Bu yönleriyle kendisi ilk büyük ve çok yönlü filozoflar arasında yer almaktadır. Şimdi ne yaptı? Bilgi verdi bize Sokratesle ilgili, felsefesiyle ilgili. Dolayısıyla bilgi verme amacı söz konusu mu bu paragrafta? Evet. Ama ilk paragrafta anlatım bozukluğu yapılmamış. Gereksiz ek kullanılmamış, kelime kullanılmamış, sözcük yanlış yerde kullanılmamış vs. Yani anlatım bozukluğu birinci paragrafta yok. İkincide de bunların sağlamasını yapacağız hızlı bir şekilde. Bilinç ile akıl arasındaki ilişki dikkat çekicidir. Bilinç bir farkındalık durumudur ki akıldan diğer unsurlara göre daha çok beslenir. Bakın arkadaşlar daha çok beslenir diyerek ne yaptı? Karşılaştırma yaptı. O zaman diyorum ki karşılaştırma var. Peki biz bu okuduğumuz cümlelerde bir bilgi görüyor muyuz? Bilgi verme amacı var mı? Evet var. Aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki dolayısıyla akıl bilincin ön koşuludur. Şimdi dikkat. Bilgi herkesin kabul ettiği gibi büyük bir erdemdir. Aklın bu rolü, aklın bu rolü dediği ne? Hangi rolü? Hangi rolü arkadaşlar? İşte bir önceki o koşul olma durumu. Bilince dayanarak oluşun birinci göstergesidir dedi. Ne yaptı? Şurada da bir akış bozan cümle durumu var ki biz de bu yüzden ikinci paragrafta da akış bozan cümle vardır diyoruz. Niteleyici sözler nerede var hocam derseniz. Haydi gelin bana söyleyin burada nerede vardı. Bilinç ile akıl arasındaki ilişki. Bakın nasıl ilişki? Bilinç ile akıl arasındaki ilişki sözü sıfat görevinde değil mi? Niteleme görevinde kullanılmış. Bir de bakın şurada var. Herkesin kabul ettiği gibi büyük bir erdemdir. Nasıl erdemdir? Herkesin kabul ettiği gibi büyük bir erdemdir. Bu da benim için niteleyici bir sözdür. E baktığımda akış bozan cümle de var mı? Var. İkisinde de niteleyici sözcük var mı? Var. İkisinde de karşılaştırma yapılmış mı? Evet. Bilgi mi veriyor ikisi de? Kesinlikle bilgi veriyor ama ikisine de ne yok? Anlatım bozukluğu yok sevgili arkadaşlar. O yüzden de cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Bu sorumuzda ise bu parçaya göre Arif Nihat Asya'nın şiirleri okuru 1, 2, 3 konularından hangileriyle buluşturmaktadır diyor. Temaları vermiş hangileriyle biz Arif Nihat Asya'nın şiirleriyle okuru buluşturacağız. Haydi başlayalım. Arif Nihat Asya bayrak şairi olarak da bilinir. Onu edebiyatımızdaki haklı ününe kavuşturan milli duyarlılıkları sade ve etkileyici bir anlatıma dile getirmesidir. Şuraya dikkat edelim. Milli duyarlılıkları nasıl anlatıyormuş? Sade ve etkileyici bir dille. Peki geçelim geçelim. Vatan aşkını işlediği şiirlerle memleketçi edebiyatın en güçlü seslerinden biri olmuştur. Vatan aşkını, vatan sevgisini işliyor diyor şiirlerinde diyor. Peki yurt sevgisini görebilir miyiz biz arkadaşlar Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde? Kesinlikle görebiliriz. Vatan aşkı dediği zaten budur. Peki ulusal hassasiyetleri görebilir miyiz? Kesinlikle çünkü milli duyarlılıkları işliyor demişti. O zaman iki de görülür. Peki tarihsel olaylar Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde var mıdır? İşte Kurtuluş Savaşı, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu savaşlar vesaire var mı? Yok tarihsel olaya dair bir ifade okumadık yukarıda. Dolayısıyla diyoruz ki 1 ve 2 ile de bahsedilen ifadelerle Arif Nihat Asya'nın şiirleri okurla doğrudan buluşur. Cevabımız da C seçeneği olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik 23. sorumuza. Bu parçadan hareketle iç savaş sonrası İspanyol tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Genelleme yapacağız şimdi hep birlikte. İç savaş sonrası İspanyol tiyatrosu Alfonso Paso, Antonio Boero Vallejo ve Alfonso Sanstre olmak üzere 3 yazarın etrafında toplanır. 3 yazarın etrafında toplanır. Peki sanat anlayışları ve dünya görüşleri açısından birbirinden son derece farklı olan bu 3 yazar bir Birilerinin tamamlayan bir niteliğe sahiptir dikkat. Ticari komedyalarla öne çıkan Alfonso Paso 1960'lardaki avantgard hareket doğrultusunda yeni İspanyol tiyatrosu hareket içerisinde yer alır. Şimdi dikkat edin kişilerden biri dedi işte yeni İspanyol tiyatrosu hareket içerisinde yer alır dedi. Ek bir bilgi verdi. Antonio Boero Valajo ise sanatsal arzularına, kaygılarına ve yeteneğine uygun düşen olanaklı bir tiyatro oluşturur dedi. Peki biz iç savaş sonrası İspanyol tiyatrosu ile ilgili olarak değil mi? Kimlerin nerelere yön verdiğini, İspanyol tiyatrosunu nasıl etkilediklerine dair bir paragraf okuduk. Bakalım ne var seçeneklerde? Belli sanatçılar tarafından yön verildiğini söyleyebilir miyiz arkadaşlar? 3 isim vermişti ve zaten bu 3 isim etrafında toplanır dedi tiyatroları için. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen bilgi doğru görünüyor. Peki diğerleri niye olmuyor da görelim. Komedyanın dışına çıkılmamıştır. Söyledi mi hiç komedyanın dışına çıkılmamıştır? Hayır söylemedi. Peki geniş izleyici kesimlerine ulaşılmıştır dedin mi? Geniş izleyici kesimleri falan yok. İzleyiciyle ilgili bize hiç bilgi vermedi. Bu da gitti. Peki iç savaşın bitimiyle etkisini yitirmiştir, zayıflamıştır falan asla demedi. Bu da gitti. Birçok genç tiyatrocunun yetişmesine imkan tanınmıştır. Hiç demedi. O zaman eminim gönül rahatlığıyla adı verilen bilginin bu paragraf için yapılacak genelleme olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Bu sorumuzda bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Paragrafın tamamında neyin üzerinde duruluyorsa o anahtar kelimeyi seçeneklerde arıyoruz. Sosyoloji araştırmalarında siyaset biliminin yararlanabileceği bulgular elde edilir. Bakın sosyoloji araştırmalarında siyaset biliminin yararlanabileceği önemli bir kelime. Toplumun ve toplumu oluşturan grupların türlü yönlerden analiz edildiği bu bilim dalı siyaset biliminin konu alanına da giren bir bilgi yelpazesine sahiptir. Toplumun ve devletin idaresi esas alan siyaset toplumu detaylı bir şekilde inceleyen sosyolojinin verilerinden doğal olarak yararlanır. Bakın ne yapıyor? Siyaset sosyolojinin verilerinden yararlanır diyor. Birinci cümlede bahsettiği şeyin aynısı aslında bu. Sosyologların ortaya koyduğu kuramlar bazı siyasetçileri ve siyaset bilimcileri etkileyebilir. Yine aynı şeylerin üzerinde duruyor. Sosyolojik araştırmalar neticesinde ulaşılan veriler siyaset kuramlarını yönlendirebilir dedi. Yani hep bir etkiden tesirden bahsetti. Neyi etkiliyor peki? Neyi etkiliyor? Sosyoloji siyaseti etkiliyor diyor. Doğru mu? O halde. Sosyolojinin siyasetten faydalanması mı? Siyasetin sosyolojiden faydalanması mı? Değil mi? Asıl mesele bu. O yüzden tam tersi bir anlam var paragrafta. A seçeneğindeki ifade doğru olamaz. Sosyolojide öne çıkan ekoller. Hiç böyle ekol falan söylemedik. O yüzden B'ye eliyoruz. Siyaset biliminin sosyolojiye etkisi mi? Sosyolojinin siyaset bilimine aslında katkısı etkisi mi? Tam tersi. O yüzden yüzden de gitti. Sosyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi. Öyle diğer bilim dalları falan yok. Sadece siyasete nasıl bir etkisi olduğu üzerinde durdu paragrafta. O yüzden D'ye de gidiyor. Sosyolojinin siyasete tesiri. Bakın efsane, nefis bir kelime var şurada. Sosyolojinin siyasete tesiri, etkisi değil mi? Yönlendirmeleri okuduk daha çok paragrafta. O yüzden de cevabımız E seçeneği olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diyor. Yine ana fikir sorusu, konu sorusu dikkatle okuyacağız. Anahtar kelimeleri en çok üzerinde durulan kelimeleri belirleyeceğiz. İnternetin yaşamımıza girmesiyle birlikte önemli değişimler meydana geldi. Mesela şu kelime mesela o kadar önemli ki arkadaşlar. Mesela demek birinci cümlede verdiğim o bilgiyi örneklendireceğim sana birazdan. Bak sana birazdan bunu somutlayacağım hazır ol demek. O yüzden hazır olduk bekliyoruz. Mesela bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Güzel örnek verdi. Aynı zamanda somutladı. Küresel bilgi havzası alabildiğine genişledi. Hemen her alanda ihtiyaç duyulan bilgileri internet ortamında bulmak mümkün hale geldi. Bak hep aynı şeyleri söylüyor farklı cümlelerle. Bu durum belli bir konu hakkında araştırma yapan kişiler için büyük avantaj sağladı. Bir öğrenciyi düşünelim. Diyor ki daha da somutlayacağım sana diyor. Yani verdim örneğimi somutladım ama daha da örnek vereceğim. Bir öğrenciyi düşünelim, hayal edelim. Ders hazırlanırken yararlanabileceği kaynakların önemli bir kısmını internet sitelerinden bulabilir. Derste gördüğü bir konuyu yeterince anlayamamış bir öğrenciyi gözünüzün önüne getirin. İnternetteki ders anlatımlarını izleyerek konuları daha iyi anlama fırsatını elde edebilir değil mi? Şu anda bütün dünyası da bunu yapıyor. O halde bana ne diyor? İnternet sayesinde artık bilgiye ulaşmak çok daha kolay diyor. O bilgi deryasına ulaşmak çok daha kolay diyor. Nerede var? Gidip onu bulup işaretliyoruz. Haydi. İnternet insanların her alandaki bilgi gereksinimini karşılamak çok güzel gidiyordu. İçin icat edilmiştir diyor. Ya bana hiç dedim internet şu için icat edilmiştir. Demedi. Bu benim yorumum olur. Ben sadece internetin bu alanından yararlanırım diyorum paragrafta. O yüzden şu kelimenin hatrına bu seçeneği eriyoruz arkadaşlar. İnternet gelişip yaygınlaştıkça bilgiye ulaşma kolaylaşmıştır. İşte bunu söyledi. Harika bir cümle. O yüzden doğrudan karşılıyor. Hiç böyle şu kelimeyi eleyelim bunu eleyelim de diyemiyoruz. Doğrudan B'de verilen bilgiyi cevap olarak alabiliyoruz. Ama diğerleri niye olmuyor onu gösterelim size. İnternetten elde edilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi. Hiç böyle bir cümle okuduk mu? Doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir. Yanlış bilgiler olabilir. Geçmedi. Yorum olur. O yüzden eliyoruz. Öğrencilerin bilgi ihtiyacına yönelik internet sitelerinin artması, bak bir de ne diyor? Gerekmektedir diyor. Hiç böyle bir gereklilik yok. O yüzden eliyorum. İnternet diğer bilgi kaynaklarından daha zengindir. Yok. Tamamen yorum. Hiç paragrafta yok. O yüzden eminim böyle gün rahatlığıyla B işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruya geldik ve ÖSYM'nin biliyorsunuz çok sevdiği bir soru tarzı bizim de denemelerimizde sıkça başvurduğumuz bir sorudur. Karışık verilen cümleler var. Bunlardan anlamlı bir paragraf oluşturacağız ve bize bakın diyor ki bu numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturabilecek biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur, baştan üçüncü olur, baştan ikinci olur böyle sorulara artık alışmamız lazım. Doğru mu? Peki ne yapacağız? Önce giriş cümlesi ne olmalı buna bakacağız. Giriş cümlesinin kendinden önce başka hiçbir yargı, hiçbir cümle olmadığını göstermesi lazım. Hiçbir şekilde gönderme yapmaması lazım kendinden önce başka bir yargı olduğuna dair. O halde şöyle ilk kelimeleri kısaca bir okuyalım. Bu özellikleriyle tanıtmakla kalmaz, buna ilaveten Divan-ı Türk eseri değerli kılan tek yönü. Şimdi baktığınızda birden bir paragrafın girişi olur mu? Olmaz. Bu özellik hangi özellik derler? Peki tanıtmakla da kalmaz. Öncesinde başka bir şey söylemesi lazım. Tanıtmak kelimesi geçmesi lazım. İki de olmaz. Peki buna ilaveten demen için senin öncesinde bir şeyler yine söylemiş olmalısın. Zaman gerekiyor. 3 de olmaz. Divan Lügati Türk nasıl güzel başlıyor. Türk dilleri sözlüğü olarak günümüze tercüme edilebilir. Nefis, tertemiz bir cümle. O zaman diyeyim ki ben 4 paragrafın giriş cümlesi olabilir. Dursun. Eseri değerli kılan tek yönü sözlük oluşu değil. Şimdi anahtar kelimelerle bir zincir oluşturacağız. Birbirine bağlanan zincir oluşturacağız. Sözlük, sözlük. Bunlar birbirinin arkasında gelmesi gereken cümleler. Arda arda gelmesi gereken cümleler. Çünkü ne dedi? Sözlüğü olarak günümüze tercüme edilebilir. Eseri değerli kılan tek günü sözlük oluşu değildir. O zaman beş gelsin. Şimdi yaptıklarımın yana şöyle bir işaret koyayım ki bir daha bir daha onları okumak için gözüm takılmasın tamam amacım bu. Peki sonrasında ne gelebilir? Bu özellikleriyle diyebilir misin? Daha dur Bismillah bir tane özellik sıraladı değil mi? Bu odursun bir cepte. Peki tanıtmakla da kalmaz gelebilir mi bundan sonra? Neyi tanıttın ki sen, değil mi? Hani tanıtmakla ilgili bir cümle bile geçmedi. O zaman iki de olmaz diyorum. Bakın tek tek kelimelerden yola çıkarak bunu yapacağız. Buna ilaveten eser Türklerin yaşadığı coğrafyaları detaylı bir şekilde tanıtır dedi. He o zaman benim istediğim kesinlikle üçüncü de üç olmalı. Tanıtır, tanıtmakla da kalmaz. Ha, demek ki üçten sonra da iki gelecek. Tanıtmakla da kalmaz. Kaleme alındığı dönemin Türk dünyasını gösteren bir haritayı da gözler önüne serer. Ne yaptı? Özellikler sıraladı tek tek. O zaman şimdi bütün parçada anlatılanları toparlayan birinci cümleyi sona koyuyorum. Bu özellikleriyle eser Türkçenin uzak geçmişine dair kıymetli bilgiler sunan çok gönlü bir yapıt sayılmaktadır diyor. Gördüğünüz gibi sıralamamız 4, 5, 3, 2, 1 şeklindedir. Baştan dördüncüyü sordu bana. Baştan dördüncü ikinci cümle olmalı. Ancak seçenekler karışık. Sakın atlama hemen 2, B de diye. Nerede 2? Arıyorum. E'de ve cevabım E olması gerekir diyor. Nefis soru arkadaşlar nefis. 27. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çıkarılması parçanın anlamında daralmaya yol açmaz? Şimdi bu soru kökü anlamında daralmaya yol açmaz soru kökünde iki şey düşünmeliyiz. Bir, ya parçada gereksiz bir cümle var, akış bozan bir cümle var ya da o cümlede anlatılan konu, ele alınan içerik neyse başka bir cümlede de geçiyor. Bunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Buna göre metni okuyalım. Cumhuriyet dönemindeki öz şiir anlayışının temsilcileri sanat sanat içindir ilk ilkesini şiirlerinde uyguladıklarından sosyal konulara değinmemişlerdir. Bakın Cumhuriyet dönemindeki öz şiir anlayışının temsilcilerinin bir ilke doğrultusunda nelere değinmediklerinden bahsetti. Şiirin estetik yönüne odaklanarak ferdi temaları etkileyici bir dille ve sanatlı söylemle işlemeye çalışmışlardır. Ayrıca burada üsluba dair bilgiler de verdi. Yani birle ikiyi asla bir düşünemezsiniz. Dizelerinde bireysel izlekleri, konuları, temaları ele almışlardır dedi. Şimdi ben bu dizeleri bireysel konuları ele almışlardır. Aslında bir yerde okudum. Şimdi birinci cümleye bir daha bir dönelim hadi. Birinci cümlede dedi ki işte ilkesini şiirlerinde uyguladıklarından sosyal konulara değinmemişlerdir. E söyler misiniz arkadaşlar sosyal konulara değinmiyorlarsa neye değiniyorlar? Ne anlatıyor bunlar? Bireysel konular anlatıyorlar. O zaman bireysel izlekleri almaları eserlerinde beni doğrudan birdeki cümleye götürüyor. Yani üçüncü cümle birin içinde var. Ama birin tamamında yok dikkat Edin. Birin bir kısmında geçiyor. O zaman ben diyorum ki 3. cümleyi ben parçadan çıkarsam parçanın anlamında hiçbir daralma yol açmaz. Niye? Çünkü zaten 1'de de bahsetti aynısından. Bir daha tekrara gerek yok diye düşünürüm. O yüzden cevap 3 görünüyor ama emin olalım 4'e 5'e bakalım. Hece ölçüsünü ve serbest ölçüyü kullanmışlardır. Ha burada bambaşka bir tele girdi. Artık ölçü değil mi? Vezin gibi kavramlardan bahsediyor. O yüzden 4'ün öncesiyle hiç alakası yok. Özellikle Fransız sembolistlerini incelemişlerdir. Burada da artık başka bir yargıdan bahsediyor bahsediyor. Fransız sembolistleri incelediklerini söylüyor. Edebiyatımızda ise Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den etkilenmişlerdir diyor. Gördüğünüz gibi çok net. Üçüncü cümle, birinci cümledeki şu kavramın içinde yer aldığı için parçada üç numaralı cümleyi çıkarsak asla akış bozulmaz, daralmaya yol açmaz. O yüzden de cevabımız D seçeneği olmalı diyoruz arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Bu parçada ahtapot ile ilgili aşağıdaki gerekçe yani neden sonuç ilişkilerinden hangisine değinilmiştir diyor. Ahtapotla ilgili gerekçe sonuç. Bakalım. Ahtapot ve mürekkep balıklarının gelişmiş bir beyni vardır. Fakat yapabildikleri işler sınırlıdır. Ahtapot üzerinde çok inceleme yapılan bir hayvandır. Labirentleri aşmayı, değişik biçim ve ölçülerdeki hedefleri bulmayı, renkli örgü ve düğümleri çözmeyi başarabilmişlerdir. Ne var ki en lezzetli yiyeceği olan bir yengeç gece ağzı açık bir kavanozdan çıkarmaya akıl edememiştir. Ahtapotlar kemiksiz olduklarından vücutlarını ve kollarını son derece inceltip çok dar aralıklardan geçebilir. Bakın bu cümlede bir neden sonuç ilişkisi var. Öncesinde ahtapotların beyin yapısı düşünme becerileriyle ilgili bilgiler verdi bize. Ancak dikkat ederseniz şu cümlede artık bir neden sonuç ilişkisi kurdu. Ne dedi? Ahtapotlar kemiksiz olduklarından ne yapamıyorlar ya da ne yapıyorlar? Vücutlarını ve kollarını son derece inceltip çok dar aralıklardan geçebilir dedi. Neden? Sonuç ilişkisi burada var. Peki yakalanmış atapotlar bu özellikleri sayesinde kafeslerinden sık sık kaçabilmektedir dedi. Bu da bir neden sonuç ilişkisi. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu iki cümle üzerinde düşüneceğiz seçeneklerde. Peki bakalım A'ya. Gelişmiş bir beyne sahip oldukları için mi kafesten kaçabiliyorlar? Hayır arkadaşlar. Ne yapıyorlar? İşte o kemiksiz yapılarından dolayı kafesten çok sık kaçabiliyorlar dedi. O yüzden A olamaz. Gelişmiş bir beyne sahip olmaları gerekçe kemiksiz olmaları mı sonuç? Böyle bir şey yok. Yani beynin yapısı ile onların kemiksiz olması arasında bir ilgi kurmak bile çok zaten saçma olur. O yüzden B de gider. Peki kemiksiz olmaları nedeniyle mi hareket kabiliyetleri artıyor? Evet. Değil mi? Yani kemiksiz oldukları için her yere giriyorlar, çıkıyorlar, kafesten kaçıyorlar dedi. O yüzden cevap C görünüyor. Kemiksiz olma nedeniyle mi labirent aşıyorlar? Hayır. Yengeçten lezzet aldıkları için mi kafesten kaçıyorlar? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla C'de verilen bilgi yani kemiksiz olmaları nedeniyle gerekçesiyle hareket kabiliyetlerini artırıyorlar diyoruz. Cevap C seçeneğidir diyoruz bu yüzden. Bu sorumuzda bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Şimdi paragrafın sonundaki boşluğu doldurmamızı istiyor. Bir ya da iki tane cümle ya da hepsi ne yapabilir olabilir. Ne yapacağız? Parçanın tamamında neyin üzerine durduğuna tabii ki dikkat edeceğiz. Ancak özellikle bir önceki cümleyi daha dikkatli okuyacağız ki o cümleyle arada hiçbir kopukluk olmadan değil mi? o zincirin halkasındaki on zincirin halkası sağlam olsun. Ne yapsın? Kendinden önceki cümleyle hem konu hem de dil açısından bir bütünlük etsin. Haydi bakalım şimdi. 28 Çelebi Mehmet Sultan 3. Ahmet zamanında yaşamıştır. Yeniçeri ocağında yetişmiş ve sahip olduğu kabiliyet ile kısa zamanda yükselmiştir. Gençliğinde Yeniçeri ocağındayken 28. sıraya mensup olduğu için bu sayı kendisinde adeta bir sıfat olarak kalmıştır. Nihayet aradan geçen bazı görevlerden sonra 1720 senesinde devlet tarafından Fransa'ya elçilik vazifesiyle gönderilmiştir. Şimdi artık Fransa'ya gidecek. Amaç oranın yöneticileri ile siyasi ve aynı zamanda dostluğu pekiştirici müzakerelerde bulunmaktır. Şimdi amacından bahsetti, gönderilmiştir dedi. Tamam durduk burada. Peki kendisini sefir yani elçi olarak yetiştirmek için birçok dil öğrenmeye çalışan 28 Çelebi Mehmet dünya siyasetiyle de yakından ilgiliydi. Şimdi arkadaşlar hiç kendini yetiştirmesi, birçok dil öğrenmesi, dünya siyasetiyle de yakından ilgiliydi diye Mehmet Çelebi'nin özel bir durumundan bahsetmedik biz paragrafta. Dolayısıyla Mehmet Çelebi başka tarafından gönderiliyor değil mi? Amaçlar nasıl yapılmış bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla birinci verilen yargı çok da uymuyor gibi dursun. 28 Çelebi Mehmet. Elçilik görevi süresince karşılaştığı hadiseleri muntazam bir şekilde kaydetmiştir diyor. Arkadaşlar elçilik görevi süresince karşılaştığı hadiseleri hani gidiyor ya gönderiliyor. Evet gittiği şeyleri ne yapabilir? Kaydedebilir. Doğru olabilir. Gelsin. Çelebi bu vazifesi hangi vazife? İşte kendinden önceki cümlede bahsediyor etti o elçilik vazifesi sırasında ki gözlemlerini Paris Sefaretnamesi adlı eserinde bir araya getirmiştir diyor. O halde ben buradan çok rahatlıkla parçada bir hariç yani ikinci ve üçüncü cümlede verilenleri doğrudan getirebilir miyim? Evet getirebilirim. Cevabında bu doğrultuda en seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda çıkarılan bu yargılardan hangileri konuşma metnine göre doğru olabilir diyor. Şimdi karşılıklı konuşmaların olduğu bir paragraf var. Buradan yola çıkarak arkadaşlar ne yapacağız? Buradaki yargıları doğrulayacağız. A. Ateş Ali kim? B. Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, onun babası. Maça, sinemaya filan da beraber gideriz. A. Misketi mi çok seviyorsun? Sinemayı mı yoksa maçı mı? B. En çok maçı ama hava alıyoruz. Niye? Numaralı türbin bize göre değil. Parayı verdik mi Teksas'a bırakıyorlar. Teksas'ta da boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler. Şimdi çok kopuk görünüyor değil mi Metin birbirinden? A ve B arasında geçen konuşmadan şu yargılar çıkarılmıştır. Şimdi bunların hangisi doğru? A, B'nin tercihine yönelik soru sormuştur. Evet, misketi mi çok seviyorsun, sinemayı mı yoksa maçı mı cümlesi? Şu cümle sevgili arkadaşlar bizi bir numaralı verilen bilginin doğru olduğunu gösteriyor. B, K karşılaştırma bildiren bir cevap vermiştir. Nerede var bu karşılaştırma bildiren cevap? Nerede var arkadaşlar? En çok neyi seviyoruz dedi. Maçı ama hava alıyoruz dedi. Komik de bir cevap ama en çok maçı dediği için kesinlikle karşılaştırma bildiren bir cevap var. O yüzden iki de doğru. A ve B'nin öteden beri birbirlerini tanıdıkları söylenebilir mi arkadaşlar? Öteden beri alt üst oturuyorlar diye ya da işe birlikte gidiyorlar diye. Değil mi? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Maça birlikte gidiyorlar diye. Bunu söyleyemeyiz. Bu yoruma girer. Dolayısıyla 3 çıkarılamaz. Peki B'nin Ateş Ali ile arkadaş olduğu anlaşılmakta mı? Evet maça gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Buradan arkadaş olduklarını çıkarabiliriz. Doğru. B'nin cevaplarının A tarafından tasdik edildiği vurgulanmıştır diyor. Tasdik ediyor mu hiç? Yoksa o soruyor, o cevap veriyor değil mi? Baktığımızda farklı farklı cevaplar var. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu diyalogtan 1, 2 ve 4 numarayla verilen bilgiler doğrulanabilir. Ben de bu ifadeler nerede varsa ki B'de var gördüğünüz gibi B seçeneğini işaretliyorum. Geldik bir başka sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Akış bozan cümle. Seçeneklere dikkat ediyorsunuz. Seçenekler ters gidiyor. 5, 4, 3, 2, 1 sıralamasında. Ozanların dünyası bizim dünyamıza benzemez. Bizim dünyamızda hacim olarak küçük olmakla beraber değer olarak büyük varlıklar ve kavramlar unutulabiliyor. Oysa ozanlar, bak hep bir bağlantı var, irili ufaklı tüm varlıkları ve kavramları bir radar gibi fark eder. Başarılı bir ozan dilin verili olanaklarının dışına çıkmayabilir diyor. Yani ne alaka değil mi? Orada sen ozanların radar gibi her şeyi çektiğini, fark ettiğini söyledin. Buraya geldin. Dilin verili olanaklarının dışına çıkmayabilir dedin. Dolayısıyla dördüncü cümle akış bozuyor gibi duruyor. Beş okuyunca emin olacağız. Çünkü o, yani ozan, güçlü ve detaycı bir sezişe sahiptir. Arkadaşlar güçlü ve detaycı bir sezişe sahip olması onun tüm kavramları ve varlıkları bir radar gibi fark etmesiyle aslında eşdeğer mi? Evet. Yani 5 gördüğünüz gibi 3'ün devamı niteliğinde radar gibi fark ediyor. Çünkü detaycı bir sezişe sahip. Güçlü bir sezişe sahip ama dilin verili olanaklarından yararlanmaktan bahsetmiyor. O yüzden diyoruz ki 4. cümle kesinlikle akış bozmaktadır. Cevap da bu yüzden B seçeneği olmalıdır. Geldik 32. sorumuz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkiye bölme sorusu. Seçeneklere dikkat. Karışık verilmiş. Düşmüyoruz. Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürününe bilgi denir. Bilgi ile ilgili tanım yaptı. Nesnelere yönelen özne onlar üzerine düşünerek zihinsel bir etkinlik gerçekleştirir. Kendi öncesindeki cümle devam ediyor bağlantısı. Bu etkinlik, bakın etkinlik, etkinlik 3 ile 2'nin devamı sonucu kavramlara ve kavramlardan da önerme ve çıkarımlara varılır. 6 çeşit bilgi vardır. Ya bir dur, bir niye hemen öyle pat diye kestin değil mi cümleyi derler adama? O yüzden diyoruz ki pat diye öyle 6 çeşit bilgi vardır diyorsan yeni bir paragrafa geçmen lazım. Aynı paragrafta senin işin yok diyoruz. Demek ki 4. cümle, hatta sonrasındaki cümleleri de okuyun emin olmak istiyorsanız, bunlardan gündelik bilgi, insanların sıradan deneyimleri sonucu elde ettikleri bilgidir diyerek o 6 bilginin bir tanesini vermiş. O yüzden hiç daha fazla okumanıza da bile gerek yok. Bu paragraf 4. cümleden itibaren yani D seçeneğinden itibaren ne yapılır arkadaşlar? Yeni bir paragrafa geçmek için bölünür. Cevabımız bu yüzden D seçeneği olmalıdır diyoruz. Bu sorumuzda ise arkadaşlar bu parçanın başında ve sonundaki boşluklara düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisine verilen cümleler sırasıyla getirilmelidir. Şimdi hem başında hem sonunda bir cümle var. Ancak şunu unutmayacağız bu tarz sorularda çok korkuyorsunuz biliyorum ama birinci boşluktaki yere A'da B'de C'de neyse artık ilk cümle gelmiyorsa ikinci cümleyi okumayın bile zaman kaybetmeyin. O yüzden aslında çok kısa sürede çözülecek sorulardır bunlar. Haydi bakalım. Mesela bilginin en büyük güç olduğu düşüncesi algılanmalıdır. Şimdi mesela diyerek ne yaptı? Somutlamaya çalışıyor, örnek veriyor. O yüzden algılanmalıdır, bilginin en büyük güç olduğu düşüncesi. Değil mi? Bir somutlama var ve bir gereklilik var, algılanmalıdır diyerek. Bu bir dursun cepte. Dolayısıyla bilgi sayesinde dünyanın değiştirilebileceğini görmenin şart olduğu bilinmelidir. Tüm bunlar yapılır ve bilgi en pratik, hızlı ve verimli tekniklerle maddeye uygulanırsa büyük bir potansiyele dönüşür. Ayrıca bilginin hızla dolaştığını da göz önünde tutmakla, lazımdır. Bilginin yayılmasından da bahsetti. Peki bakalım. Teknolojik imkanlardan faydalanan uluslar uygarlık yarışında öne geçmektedir. Mesela bilginin en büyük güç olduğu düşüncesi algılanmalıdır, değil mi? Kopuk birbirinden. Yani ben A'daki ilk cümleyi buraya getiremiyorum. Çünkü sonraki cümlelerle uyum içinde olmuyor. E, o zaman şu cümleyi tekrar buraya getirmeyi denemeye gerek var mı? Yok. Şu olmuyorsa ikinci de olması olur. Yani olsa da olmasa da artık ben bakmam. A'yı elerim. ikisinin de karşılamasını istiyorum çünkü. Peki B'ye bakıyorum. Bilgiyi değerli kılan onun uygulanabilir olmasıdır. Mesela bilginin en büyük güç olduğu düşüncesi algılanmalıdır. Böyle olur mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman uygulanabilir olmasından bahsetmiyor bakın burada. Burada bilgi çağının aslında temel dinamiklerinden, temel yapılarından, temel unsurlarından bahsediyor. Mesela örneklendirerek. O yüzden diyorum ki B'de olmaz. Peki hocam şunu da deneyelim buraya. Niye deneyeyim ki? Birincisi olmuyorsa son cümlede olmasın. O yüzden gitti. Antik Yunan'da bilginin niteliği üzerinde düşünen pek çok filozof özof vardır diyor C seçeneğinde. Şimdi hiç antik Yunan diye bir kavramdan bahsettik mi biz paragrafta arkadaşlar? Bahsetmedik. O zaman okuma bile geç. Boşuna vakit kaybı. Bilimdeki gelişmelerin sanatı, felsefeyi ve kültürü etkilemesi kaçınılmazdır. Hiç böyle sanatı, felsefeyi, kültürü etkilemesi kaçınılmazdır. Mesela hani önceki cümleye bağlı olarak demiyoruz. Çünkü hiç sanattan, felsefeden, kültürden falan bahsetmedi. O yüzden de iyi de eliyoruz. Peki bilgi çağının temel dinamiklerini anlamak için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Bazı koşullar dedi. Mesela bakın örnek verecek şimdi. Bilginin en büyük güç olduğu düşüncesi algılanmalıdır. İşte ne yapıyor arkadaşlar? O dinamiklerle ilgili koşullardan birini şu parçanın giriş cümlesinde verdi. Birbirle bağlantılı, hiç kopmuyor. Peki sona da getirelim. Ne demişti paragrafta? Ayrıca bilginin hızla dolaştığını da göz önünde tutmak lazımdır. Bilginin küresel ölçekte, küresel yani uluslararası değil mi? Sınırların ortadan kalktığı hızla yayılması doğru ve yararlı bilgi üret önemini de beraberinde getirmektedir. Arkadaşlar doğrudan ilk cümleye E'deki sondaki cümleye ise E'deki ikinci cümleye getirerek parçanın anlamlı bir bütün oluşturmasını sağlayabiliriz diyoruz ve E seçeneğini işaretliyoruz gördüğünüz gibi. Geldik bir diğer soruya. Şimdi diyor ki bize iki numaralı parçanın bir numaralı parçayla ilişkisini aşağıdakilerin hangisi açıklamaktadır? Yani birinci cümlede anlatılan ikinci cümle arasındaki ilgiyi gör. İki, ile ilgili örnek mi veriyor? Neden sonuç ilgisi mi kuruyor? Benzetme mi yapıyor? Karşılaştırma mı yapıyor? Ne yapıyor? Bunu söyle bana diyor. Hekimlerin alternatif tedaviyi tanımaması, önemsememesi ve bilmemesi hatalı bir tutumdur. Neticede modern tıbbın da yetersiz kaldığı durumlar, kanser gibi söz konusudur. Bu noktada doktorların yüzyıllardır devam eden bir geleneğe sırt çevirmesi genelde insanlığın, özelde ise hastaların aleyhine olan bir durumdur. Kendince bir tespitte bulundu. Şimdi ikide ne yapacak? Yapılan bilimsel çalışmalar alternatif tıp yöntemleri kapsamında kullanılan sağlık ve diyet ürünlerinin hekimlerin uyguladığı tedavileri doğrudan desteklediğini ortaya koymaktadır dedi. Şimdi bununla ilgili ne yaptı arkadaşlar? Gerekçe sunuyor. Aslında böyleydi ama diyor hani tıp buna dikkat etmiyor. Ama etmeleri gerekir yapılan bilimsel çalışmalar çünkü bunu destekliyor dedi. Yani bir neden sonuç ilişkisi kuruyor kendince. Peki hatta önemli tıp dergilerinde iyice sağlama alıyor dikkat edin. Tıp dergilerini de gerekçelendirme için somutluyor. Pre, operatif ve post operatif sorunlara dikkat çekilmekte ve özellikle anestezi uygulamasında ortaya çıkan güçlüklerin alternatif tıp yöntemleriyle önlenebildiği belirtiliyor diyor. Şimdi dikkat ederseniz örnekler verdi bol bol ve neden bunu savunduğuna dair de gerekçeler verdi. O halde biz de buna dair bir seçenek arıyoruz. Örneklerin geçersiz olduğunu somutlaştırmak için nesnel tanımlama yoluna gitmek. Şimdi arkadaşlar iki de örnekler hani bir de örnek verip de iki de bunu somutlaştırmak için nesnel tanımlama yoluna gittiğini söyleyemem çünkü tanımlama yapmıyor burada. Tanım yok. Bol bol örnek var tam tersi. Gerekçe var. O yüzden A'da verilen bilgiyi eliyoruz. Genel bir durumdan özel bir sonuca ulaşıldığını kanıtlamak. Hayır, genel bir durum yok. Tam tersi vermiş olduğu bilgiyle ilgili ne yapıyor bize? Gerekçe ve örnekler veriyor. O yüzden bir sonuca ulaşma, özel bir sonuca ulaşma gibi ifadeleri söyleyemeyiz. İddia edilen düşüncenin olumsuz tarafına vurgu yapılarak. Şimdi olumsuz tarafıyla ilgili hiçbir şey yok dikkat ederseniz. Farklı bir bakış açısı oluşturmak belki diyebilirsiniz ama olumsuz tarafla ilgili hiçbir şey söylemediği için C diye diyebilirsiniz. Gerekçeleri örneklerle açıklayıp ana düşüncenin doğruluğunu göstermek. Evet ne yaptı yukarıdaki? O modern tıbbın aslında bazı yerlerde yetersiz kaldığını, alternatif bağ yönelmesinin nedenlerini örneklerle tek tek verdi. O yüzden cevap D görünüyor. İddiaların olası sonuçlarından hareket ederek çeşitli çıkarımlarda bulunmak. Çıkarımda falan hiç bulunmadı. Olası sonuçlarla ilgili hiçbir cümle yok kurmadı. O yüzden diyoruz ki D seçeneğinde verilen bilgi tamamen doğrudur arkadaşlar. 35. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçadan hipokondriyazis ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine varılamaz diyor. Şimdi dikkat edin olumsuz bir soru kökü. Seçenekler kısa ya da kısa sayılır. Önce seçenekleri okuyoruz sonra parçaya bakıyoruz. Akla uygun olmayan durumlar oluşturabilir. Hastalarda fiziksel rahatsızlığa dönük şikayetleri oluşturur. Kişide hasta olduğuna dair bir hissiyat meydana getirir. Anahtar kelimelerin çizelim altını. Bu hastalar rastlanma sıklığında cinsiyete göre farklı yoktur. Tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık. Peki bakalım şimdi ne var ne yok. Hipokondriyazis kişinin iç organlarının işlevlerinde bozukluk veya hastalık olduğu konusundaki mantık dışı inanışlardır. Şimdi dikkat. Şu mantık dışı inanışlar akla uygun olmayan kavramını çağrıştırabilir. Ha durumlar oluşturabilir dediği için bir dursun cepte. Şurayı evet akla uygun olmayan var ama nasıl durumlar oluşturacak? İyice teyit edelim en azından içimiz rahat etsin. Sağlık kurulu kuruluşlarına başvuran hastaların yaklaşık %4 ila 6'sında bu tarz yakınmalar görülür. Şimdi bakın dikkat ederseniz biz ne demiştik? Şikayet var dedik. Hastalara ne yapıyor? Sağlık kuruluşlarına başvuruyor. O zaman B'de verilen bilgiyi kesinlikle doğrulayabiliriz. Ve hatta bakın bu hastalar rastlanma sıklığında cinsiyete göre farklılık yok. Çünkü size kadınların da şu kadar, erkeklerinde yüzde şu kadardır demiyor. Bu hastaların yaklaşık yüzde %4 ila 6'sında dedi. O zaman cinsiyete göre farklılık yoktur diyebiliriz. Rastlanma Sıklığında. Peki kadınlar ve erkeklerde eşit oranda görülen dedi. Bakın burada da zaten bunu doğruladı. Bu durum erkeklerde en sık 30, kadınlarda ise 40 yaşlarında ortaya çıkar. Ortaya çıkma yaşları değişiyor ama görülme sıklığı değişmiyor. İyice emin oldum D seçeneğinden. Hipokondrik kişiler kendilerince ciddi bir hastalık olduğuna dair kesin bir inanca sahiptir. Bakın kesin bir inanca sahipler. Böyle bir hissiyatları var yani. Bakın hasta olduklarına dair değil mi? E biz buradan arkadaşlar çok rahatlıkla C'yi de düşünebiliriz bakın. Çünkü bu hissiyat onların doğrudan o inanca sahip olduklarını gösteriyor. Ve onlara göre bu hastalığın iyileşme umudu yoktur. Hastanın vücut fonksiyonlarına ve duyulara karşı doğuştan aşırı duyarlı olması ya da ağrı eşiğinin düşük olması da mümkündür. Kabul edilemeyen suçluluk duygusu yüzünden kendini cezalandırmak isteyen birey bilinç dışı kaynaklı ağrı ve acı çekme duygusu yaşayabilir. Arkadaşlar bunlar gerçekten mantık dışı aslında durumlar. O yüzden şurada vermiş olduğu örnekler tam tamamen a'yı örneklendirecek nitelikte baktığımızda. Şu da çok net gösterecek bakın. Diyor ki bize bu aşamada etkilenen organın sembolik bir anlamı olabilir. Doktor muayenelerinde incelemelere rağmen fiziksel bir hastalık bulunamadığı görülür. Kişi doktorun hastalık bulunmadığı şeklindeki güvencesini kabul etmez. Akla aykırı bir kere bu durum. Ama bu bir rahatsızlık evet. Akla uymayan durumlar yaratabiliyor diyor. Ve A'yı daha da böyle sağlam bir şekilde doğruladık. Peki bana söyler misiniz? Tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık mı? Dedi mi böyle bir ifadede? Bahsetti mi hiç? Hayır. Ya tedavisi mümkündür, mümkün değildir demedi. O yüzden biz E'de verilen bilgiye kesinlikle ulaşamıyoruz. O yüzden de cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Bu sorumuzda arkadaşlar bu parçadan matematikle ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. Olumsuz soru kökü var seçenekler kısa sayılır. Önce seçeneklere göz atıyoruz sonra metinde hangileri var yok ayırt ediyoruz. Kullanım alanı geniştir. Bakın kullanım alanı geniştir. Matematikte formülleri ezberlemek başarının ön koşuludur. Genelde sınırlandırdı anlamı ezbere dayalı biçimde öğrenilmeye çalışılır. Kişiyi bazı açılardan geliştirir. Böyle yumuşak tutmuş orayı. Peki. Lise gösterilen temel matematik için bile denir ya bu öğrendiklerimizi ileride kullanmayacağız ki işte bu hatalı bir yaklaşımdır. Matematik her yerde hemen her dalda kullanılır. Bakın ben şu cümleden arkadaşlar matematik her yerde hemen her dalda kullanılır cümlesinden doğrudan bir numarada verilen bilgiyi doğrulayabilirim. O yüzden bir de verilen ifadeye ulaşılabilir. Birin bulunduğu seçenekleri yani A'yı B'yi eliyorum gitti. Peki devam. Sadece neyin nerede kullanılacağını bilmek ve anlamak lazım. Bazı öğrenciler tamamen ezbere dayalı öğrenir çoğu şey. Şimdi bazı öğrenciler dedi. Burada ne dedi? Genelde dedi. Şimdi bazı ve genelde bambaşka şeyler. O yüzden genelde ezbere dayalı biçimde öğrenilmeye çalışılırla bazı öğrenciler tamamen ezbere dayalı öğrenir çoğu şeyi ifadesi uyuşmuyor. O yüzden diyorum ki ikiye varılamaz. Yani cevapta mutlaka iki olmalı. O zaman ikinin bulunduğu seçenek ve seçenekler kalsın. Diğerlerini de gönderelim. İki kalsın. iki kalsın. E seçeneği gitsin gördüğünüz gibi. Peki devam ediyorum. Mesela havuz problemleriyle ilgili bir kaç soru çeşidini görür. O soru tiplerinin nasıl çözüleceğini ezberler. Hmm. Sınavda aynı konuyla ilgili farklı tip soru çıkınca kalem oynatamaz. Çünkü ilk defa sınav esnasında düşünmeye başlar konu hakkında. Bu noktada şunu diyebiliriz. Matematik insanı çok kolay ters köşe yapar fakat onunla biraz haşır neşir olundukça insana farklı bakış açıları sağlar. İnsana farklı bakış açıları sağlıyorsa kişiyi geliştirir mi arkadaşlar bazı konuları? Onlar da evet geliştirir. O zaman diyebiliriz ki 4'te verilen bilgiye de kesinlikle ulaşabiliyoruz O zaman geriye 2 ve 3 kaldı eminiz arkadaşlar cevap C seçeneği gördüğünüz gibi. Bu soruda arkadaşlar ÖSYM'nin de son sorularında yaptığı gibi tek bir paragraftan iki tane soru çözeceğiz. Bu soruyu o yüzden dikkatli okuyalım. Aynı metni bir sonraki soruda da değerlendireceğiz. Uzun uzun okumak yerine böyle daha kısa anlamlar üzerinden böyle işaretlediğiniz anahtar kelimeler üzerinden de gidebilirsiniz. Bu parçada yeni romanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir diyor. Seçenekler kısa, olumsuz soru kökü var. O zaman önce seçenekleri okuyoruz. Ne zaman ortaya çıktığından? Ne zaman? Kimin zaman anlayışını kabul ettiğinden, nelere önem verildiğinden, önde gelen isimlerinden hangi amaçla ortaya çıktığından. Yeni roman, romanda yenilik çabalarını tanıtmak için ortaya çıkmıştır. Bakın şurada amaçla ilgili bilgi var. O yüzden ev seçeneğindeki bilgiyi doğruluyorum. Yeni romanın başlıca temsilcileri arasında Michel Beauder, Robert Pinget, Claude Simon, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf gibi isimler gösterilmektedir. Bakın bu ikinci cümleden arkadaşlar önde gelen Gelen isimler, temsilciler doğrudan çıkarılabilir. Konu, tutarlılık ve figüre önem verilmeyen yeni romanda gerçekliği sezgiler yoluyla fethetmek egemendir. Yeni roman kural ve kalıplara karşıdır. Yeni yöntemler, tarzlar ve ifade yolları peşindedir. Yeni romancılar Prost'un öznel ve yekpare zaman anlayışını benimserler. Bakın şu cümle harika Prost'un öznel ve yekpare zaman anlayışını benimserler. Yani kimin zaman anlayışını kabul ettiğini bu cümle söylüyor bize. O yüzden B'yi de buluyoruz. Flauber'ın etkisiyle objektif gerçeklik fikrinden uzaklaşırlar. Farklı bakış açılarını, kişisel gerçeklikleri, anıyı, hayali, tekrarlı anlatımları ve silik tipleri mühim görürler. Yani önemserler dedi. O zaman arkadaşlar nelere önem verdiğini de şu son cümleden biz çıkarabilir miyiz? Kesinlikle çıkarabiliriz. Peki yeni roman ne zaman ortaya çıktı? Hiç böyle bir şeyden bahsetti mi? Hayır. O zaman diyoruz ki A seçeneğinde verilen bilgiden yeni romanla ilgili söz edilmemiştir arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Bu soruda aynı metinden yola çıkarak arkadaşlar farklı bir soru çözümü yapacağız. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi yeni romanın içeriğinde yer almaz diyor. Şimdi biz bir önceki soruda da paragrafı çözdüğümüz için hatırlayacağız. Son cümle o farklı bakış açılarını, kişisel gerçeklikleri, anıyı, hayali tekrarlı anlatımları, silik tipleri mühim görürler. Aslında onların neydir sevgili arkadaşlar? Konusudur. Ve hatta bir de şurada vardı bakın. Romancılar Proust'un öznel ve yekpare zaman anlayışını benimserler derken Ela aldıkları konuyu içeriklerini aslında sıralıyor bize. O zaman bunlardan yola çıkarak hangisinin yer almadığını söyleyebiliriz. Düş var mıdır arkadaşlar? Vardır. Yani hayal bakın var. Peki nesnel zaman var mıdır yeni romanın içeriğinde? Hayır yoktur. Çünkü ne dedi bize? Öznel ve yekpare zaman. Tek parça yani. Şimdi öznel zaman anlayışını benimsiyorlarsa nesnel zaman asla içerikleri olamaz. Cevap bu anlamda B görünüyor. Peki hatıralara yer verirler mi eserlerinde? Tabii ki bakın anı dedi. Şahsi hakikatler olur mu arkadaşlar? Evet, kişisel gerçeklikler dedi. Değişik görüş ve açılımlardan bahsetti mi? Değişik görüş ve açılımlar bahsetti mi bundan? Evet, farklı bakış açıları dedi. O zaman bunların hepsinden yararlanıyorlar eserlerinde içerik olarak. Ancak nesnel zaman asla onların eserlerinde görülemez. Cevabımız bu anlamda B seçeneği olmalıdır diyoruz. Bu soruda bir önceki soruda da yaptığımız gibi tek bir paragraftan yola çıkarak arkadaşlar iki ayrı soru çözeceğiz. Ancak aynı metne bağlı olduğu için metni çok dikkatli okuyoruz. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir? Olumsuz bir soru kökü var. Ancak seçenekler uzun olduğu için önce seçenekleri okumuyoruz. Aklımızda kalmaz çünkü parçaya geçiyoruz. Geckoerten keleleri yapışkan bir salgı kullanmadan düz duvara tırmanabilir. Onların bu nitelikleri yeni yapışkan materyaller üret bilim insanlarına esin kaynağı olmuştur dikkat. Bugün bilim insanları geko kertenkelelerinin ayaklarında milyonlarca yıldan beri bakın buralar önemli var olan yapıyı taklit ederek elde ettikleri verileri kullanmak için yoğun biçimde çalışıyor. Geko kertenkelelerinin ayaklarında yüz binlerce tüycük bulunur. Bu tüycüklerin uçları o kadar incedir ki bu sayede kertenkelenin tutunduğu yüzey ile moleküler düzeyde bir etkileşim sağlanır. Bakın fizikle ilgili, kimya ile ilgili yargılara giriyoruz. Moleküler etkileşim sebebiyle ortaya çıkan kuvvet van der Waals kuvvetidir. Bu anahtar kelimeler çok kıymetli bizim için. Van der Waals kuvvetleri moleküller ya da atomlar arasında elektronların anlık dizilimlerinden meydana gelen kuvvetlerdir. Ve bu kuvvetler, bakın burayı da ikinci soruda dolduracağız şimdi nokta nokta gibidir. Yani kısa sürede etkisini yitirir. Kısa sürede etkisini yitiriyor. Demek ki geçecek. Diğer kimya sal bağlara göre dayanıksızdır. Bu kuvvet her ne kadar zayıf da olsa Gekoların ayaklarındaki 2 milyon tüycüğün her biri Gekonun duvara tutunmasına destek olur diyor. Müthiş bir şey gerçekten. Peki hangisine değinilmemiş? A. Gekoların ayaklarındaki bütün tüycüklerin bir işlevi var mı? Evet var arkadaşlar. Destek oluyor onların tutunmasına. O zaman A'yı eliyorum. Van der Waals kuvvetlerinin moleküller veya atomlar arasında elektronların anlık diziliminden meydana gelen kuvvetlerin öteki kimyasal bağlara göre daha dirençsiz. Değil mi? Çünkü bir anda kayboluyorlar dedi. Olduğuna değindi mi? Evet bakın şurada değindi. Uzun uzun değindi. O yüzden B'yi deliyorum. Peki Gekko kelelerinin bazı özellikleriyle bilimsel çalışmaları ilham verdiğini söyledi mi? Tabii ki ne yaptı? Bilim insanlarına esin kaynağı olmuştur dedi. Şu bilgiden yola çıkarak da C'yi buluyorum. Gekko kelelerinin taklit edilmesiyle oluşturulan yapıştırıcıların farklı alanlarda etkin biçimde kullanılması kullanıldığını söyledim arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor dedi. O yüzden D'de verilen bilgiye ulaşamıyoruz. Peki E'yi de kontrol edelim. Geko kertenkelelerinin varlığının çok eskilere dayandığına ne dedi bana? Milyonlarca yıldan beri var olan kertenkeleler dedi. O zaman arkadaşlar E'de verilen bilgiyi de doğruluyorum. Kesinlikle D'de verilen bilgi farklı alanlarda kullanılmaktadır gibi bir ifade yok. Biz de o yüzden ne yapıyoruz? D seçeneğini işaretliyoruz. Son sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygundur? Şimdi daha tazecik okuduk metni. O yüzden bir daha okumaya gerçekten gerek yok. Boşluğumuz neredeydi? Buradaydı. Biz sonraki şu yani'yi okusak aslında bu boşluğa neyin geleceğini deyim olarak düşünebiliriz. Arkadaşlar hatta en baştan alayım isterseniz daha iyi görün. Şurayı okuyacağım bakın sadece. Van der Waals kuvvetleri moleküller ya da atomlar arasında elektronların anlık dizilimlerinden meydana gelen kuvvetlerdir ve bu kuvvetler Şimdi nokta nokta gibidir. Şurası önemli bizim için. Bakın, yani kısa sürede etkisini yitirir. Şimdi bana söyler misiniz kısa sürede etkisini yitirmek yerinde saymak mı yaya kalmak mı ağır canlı askıda kalmak saman alevi bunlardan hangisi olmalı sizce? Kısa sürede etkisini yitirmek saman alevi gibi deriz, değil mi Türkçe'de biz bunun için? Ne yapıyor saman alevi? Hemen böyle yanar yanmaz, yanmasıyla sönmesi bir oluyor. O yüzden etkisini çabuk yitirmek için kullandığımız harika bir deyimdir. Bu yüzden ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Ede veri Deyimi doğrudan boşluğa getirdiğimizde parçanın anlamlı bir bütün oluşturmasını sağlıyoruz diyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane sorular çözdük. Umarım siz de bu soruları doğru cevapladınız. Gerçek sınavda bu sorular ayarında sorularla karşılaşacaksınız. Kendinize dikkat edin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.